Merhaba arkadaşım, ben Gürkan Çubuk. Biliyorsun 11. sınıf dersinde sana yardımcı oluyorum matematik dersinde. Bir önceki videoda çok şey öğrendin. Bana güzel şeyler yazmışsın, teşekkür ediyorum. İstersen hiç hızımızı kesmeyelim, dersimize başlayalım. Bugünkü konumuz trigonometrik fonksiyonlar. Herkesin karıştırdığı bir konu gibi gözükse de sana vereceğim pratik yollarla gene bunun üstesinden geleceksin. Bir bakalım neler varmış bugün. Bir kere trigonometriyi inceleyebilmemiz için dik üçgene ihtiyacım var. Bunu sakın unutma. İleride çözeceğim sorularda da bazı sorularda dik yoksa biz oluşturacağız onda. Baştan da söyleyelim. Ama dilersen şurada dik üçgendeki trigonometrik oranlar yani sinüs, kosinüs, tanjant, kotanjant ve biraz daha havalı sekantla kosekantın ne olduğunu seninle bir görmüş olalım. Bazı arkadaşlarımız diyor ki hocam ben açıyı buraya mı koysam buraya mı koysam fark etmez. Yani buraya da koysan buraya da koysan orada ne olacak? Zaten seni bir şekilde yönlendirmiş olacak. Peki açıyı buraya koyduk. Bak aynı açı burada duruyor. Değil mi? Peki hocam açı oraya koyduk da bunun tam burası ne oluyor? Karşısı oluyor tabii ki. Değil mi? Karşısı, burası, komşusu, dik üçgenin tam karşı tarafı da ne oluyor bizim? Hipotenüs. Hipotenüsümüz oluyor. Şimdi hocam sinüs nedir? Karşı bölü hipotenüs bak. Karşı bölü hipotenüs. Kosinüs nedir? Komşu bölü hipotenüs. Zaten bak onu ben harflendirmişim burada. A bölü C gibi. Ama sen haklı olarak sınavda benim bu aklıma gelmiyor. Yani sinüs neydi, kosinüs neydi, nasıl bir yol almalıyım Gürkan hocam dersen sana bir Kızılderili'den bahsetmek istiyorum. Kızılderili ama birazcık da İngilizce çalışacağız seninle. Kızılderili'nin önce sana ben adından bahsedeyim Kızılderili'nin ama biraz dediğim gibi İngilizce'de hatırlarsan opposite karşı demekte. İngilizceye giriyoruz birazcık çaktırma. İşte hipotenüs zaten birazdan hipotenüs olduğunu göreceksin. Biraz burası sıkıntılı. Burada ne var mesela? Agency diye okunuyor. Jason diye okunuyor. Bu aslında komşu demek ama şimdi ben sana birazdan bunları özetleyeyim. Kızılderili'ye geçelim. Bence bunlar İngilizce dersi bu kadar yeterli. Ne yapalım? Kızılderili'mize geçelim. Al sana Kızılderili. Sohkah Toa diye bir Kızılderili lideri var. Hocam ne oldu biz matematikle başladık Kızılderili'ye girdin sen. Heyecanlanma. Bak şimdi neler çıkacak. S sinüsü temsil ediyor aslında. Sinüsün S'si. O opozit. H de hipotenüs. Yani karşı bölü hipotenüs. Bak gördün mü? Ezberlemene gerek yok. Karşı bölü hipotenüs. Buraya gelelim. C burada elbette ki şöyle aşağı indirelim. Kosinüsü temsil ediyor. Hocam böyle bize Ece'sin komşu biz anlamayız. Tamam sıkıntı yok. Bak sen A'yı akraba gibi düşün. Akraba. Yani komşu. Böyle komşu diyelim biz buna. Komşu bölü hipotenüs, değil mi? T'yi de buradan tanjant diye düşünüyoruz. O opozit. Hatırlarsan opozit. Opozit neydi? Türkçesini de yazalım. Karşı bölü akraba. Akraba neydi? Komşu değil mi? Komşu. Buradan da komşu yazmış oluyoruz. Ya Gürkan hocam sen hep tahtayı da çok karışık kullanıyordun. Ben senin derslerine girmiştim. Tahtayı da çok karışık kullanıyorsun. Şöyle bir sol tarafa temize geç de biz de defterimize yazalım. Tamamdır. Hadi sana katılıyorum. Al şöyle biraz temize geçeyim. Soh, kah, toa, bizim Kızılderili. S neydi? Sinüstü. O opozit, yani karşısı. Bak, karşı, H, hipotenüs. Evet, hocam daha güzel yazdın. Burada kosinüs. Kosinüsün C'siydi. Bu akraba. Akraba ne diyorduk? Biz komşu diyorduk, değil mi? Komşu bölü H neydi? Hipotenüs. T tanjantı temsil ediyordu. Tanjant o opozit yani karşısı bölü A akrabaydı, değil mi? Komşu. Hocam hiç kotanjantı yazmadın. Tanjantı ters çevir kotanjant çıkar. Mesela diyelim ki tanjantı 7 mi buldun? Ona sen takla attır.
Oradan sana kotanjant gelmiş olacak. Bak zaten gördün mü? B bölü A ya. Ters çevirmiş A bölü B olmuş. Peki bir de burada bir şey yazıyoruz. Sekantla kosekant nedir? Sekant tarif edildiği gibi ekranda gördüğün gibi 1 bölü kos. Kosekant da 1 bölü sindir. Biliyorum bana öğrenci arkadaşlarım ya sınavda bunları karıştırıyoruz ya. Sekant neydi? 1 bölü. Ya bak şimdi. S ile başlayan çaktırma. C ile başlayanı seni atıyor. C ile başlayan da seni S ile başlanacak. Yani S ise C'yi kullanacaksın. C ise de S'yi kullanacaksın. Sekant 1 bölü kosinüstür. Kosekant da 1 bölü sinüs olarak karşımıza çıkmış oluyor. Peki devam edelim bakalım sorularımızda neler var. Arkadaşım çok güzel bir soruyla devam ediyoruz. Az önceki öğrendiklerimizi biraz tekrar edeceğiz. Harika. Diklik var burada. Dik üçgen her zaman avantajdır. Unutmayalım. Ama dilersen ben sana özel üçgenlerden birazcık bahsedeyim. Özel üçgenler neydi? 3, 4, 5 vardı. 6, 8, 10 vardı. İşte 5, 12, 13 vardı değil mi? Bunlar katları da olur bu arada. 8, 15, 17 vardı. 8, 15, 17. İşte 7, 24, 25. Bunlar sen bir yerlere not al. Sorularda karşımıza çıkacak değil mi? Bak şurayı 3 ile çarp bak ne oluyor? 3 ile çarptım 9. Bak gördün. 3 ile çarptım 12. Demek ki bunu da 3 ile çarpacağım. Burası 15. Yani 9, 12, 15 üçgenini bulmuş olduk. Şimdi bana diyor ki sinüs nedir? Sinüs. Kolay. Sinüs neydi burada sinüs? Hemen ben şöyle A şıkkını yazayım. Karşı değil mi? Bölü hipotenüs sinüs. Ya ne oluyor o zaman? Karşıya bakalım. Karşıda 9 var. Hipotenüste 15 var. Biliyorsun 90'ın karşısı hipotenüste. Değil mi? Peki B şıkkına bakalım. B şıkkına. Kosinüs neydi? Komşu bölü hipotenüs. Hocam ben bunları evet yavaş yavaş ben de oturuyor gibi. Şu Kızılderili'den gidiyorum ben. Kızılderili neydi? Soh, kah, toa. Kızılderili lideri. Soh, kah, toa. Değil mi? Mesela burada kosinüs neydi? Akraba. Bak akraba yani komşu. Bölü hipotenüs. Bakalım komşuda ne var? Açımız buraya. Komşusu burada 12. 12. Hipotenüs de 15. Arzu edersen sen bunları tabii ki şıklarda bulabilmek için sadeleştirmen lazım. Peki hocam C'ye bakalım. Tanjant. Hazır burada da duruyor. Tanjant bak. Opozit. Karşısı. Karşı. A akrabaydı. Yani komşu. Bakalım. Şöyle karşıda 9 var. Değil mi? Karşıda 9 var. Komşuda da 12 var. Komşuda da 12 var. Değil mi? Karşı 9. Komşunun burada 12 olduğu bellidir. D şıkkına ben kafa yormam. Niye? Tanjantı ters çevirirsen, bak tanjantı buldun ya, ters çevirirsen sahne gelir. Kotanjant gelmiş oluyor değil mi? Tanjantı ters çevirirsen kotanjant gelmiş oluyor. E şıkkına geldik şimdi. E şıkkı. Sekantı istersen bir hatırlayalım. Sekant neydi? 1 bölü kos. Yani S ile başladıysa C ile başlayanı yazacaktın. Peki sevgili arkadaşım biz zaten şurada eşittir var. Kosu nerede bulmuştuk? B maddesinde zaten kosu bulmuştuk. 12 bölü 15 bulmuştuk. Şuraya 12 12 bölü 15 yazıyorum. Ters çevirip çarptığımda da 15 bölü 12 doğru cevaptır. Peki F şıkkında şuraya sıkıştıralım mı? Evet. Kosekant neydi? Kosekant. Kosekantı da şöyle yazayım ben sana. 1 bölü sinüse eşittir. Hocam biz zaten sinüsü A şıkkında bulmuştuk. Neydi? 9 bölü 15. Aşağıya 9 bölü 15 yazarsan yani 1 bölü 9 bölü 15 yazarsan ters çevir çarp 15 bölü 9 diyebiliyoruz değil mi? Bir matematikçinin zihni gibi ekran da nedir? Her yerde bilgi vardır. Bunları dikkatlice takip ettiğini ve anladığını inanıyorum. Kızılderili'yi unutma. Kızılderili. Ama peki bir sonraki soruya geçelim. Orada sanki ne var? 45, 45, 90 üçgeni var. Şöyle bir düşünelim. Neler yapabiliriz acaba? Hatta sana güzel bir haberim var. Üçgenin iç açılar toplamı 180'di biliyorsun.
Burada 90 var. Burada 45 var. O zaman buraya da 45 kalıyor. Yani 90, 45, 45. Burası 45 ise, burada da 45 ise bunlar o zaman ikizkenardır. Yani burayla buranın aynı olması lazım. Yani burada toplam 12 olduğuna göre demek ki burası da toplam 12. Eyvah, o da ne? Özel üçgen. Bak, 5, 12, 13 özel üçgeni yapıştırdım. Değil mi? Şurada 5, 12, 13'ü özel üçgeni görmüş olduk. Peki benden ne istiyor? Benden sinüsü istiyor. Sinüsü hatırlayalım. Sinüs neydi? Hemen sinüsü. Karşı bölü hipotenüs. Karşı bölü hipotenüs. Peki karşıda ne var? Açıya göre gideceksin bak. Açıya göre gitmezsen sıkıntı olur. Açıyı bulduk. Açı karşıda ne var? 12. Hipotenüste ne var? 13. Dolayısıyla cevap 12 bölü 13 olarak karşımıza çıkmış oldu. Hadi bakalım başka neler geliyor. Şöyle bir çok fazla gitmeyelim. Heh, buraya geldik. Gürkan hocam sen demiştin ki trigonometride dik üçgen çok avantaj. Katılıyorum sana ama hocam dik üçgen yok. Ne yapacağız? Üzülme. Bakalım şimdi dik üçgeni nereden bulacağız? Şöyle bir düşünelim, düşünelim. Evet biliyorum sana dik olduğu zaman daha rahat hareket edeceksin. Çünkü şöyle göstereyim sana. Hatırlarsan buradaki yaptığımız muhabbetin geçerli olabilmesi için bir dik üçgen olması lazım diye başlığımızda orada bahsetmiştik. Tekrar soruma döneyim. Bak şimdi şuradan aşağı doğru dik iniyorum. Heh, indik mi dike? Şimdi bunu düşünelim. Şimdi tanjant şuradaki açı tabii buradaki açıya göre hareket edeceğim şimdi. Tanjant neydi? Tanjantımız bizim karşı bölü komşuydu, değil mi? Şöyle yazayım bir. Yani karşısı bölü komşusu 4 bölü 3'müş ya da 4'ün katı 3'ün katı gibi düşünebilirim. 4'ün katı 3'ün katı. Düşünelim bakalım. Şimdi karşısı yani tam şurası 4'ün bir katı. Komşusu da 3'ün bir katı. Arkadaşım çaktırma ama 2 katını al. Niye? 2 katını alırsan burası 6 olur. Şu gitsin. 2 katını alırsan burası 8 olur. Değil mi? Demek ki bu 6, 8, 10 üçgeni. 6, 8, 10 üçgeni. Şöyle yapalım. Şu karışıklık. Şunları şöyle silelim. Evet, ne yaptım? 2 katını alarak 6, 8, 10'u oluşturmuş olduk. Peki benden ne istiyor? Sinüs alfayı istiyor. Sinüs alfayı. Burası dikti bu arada, değil mi? 6, 8, 10. Evet, biraz daha yakına yazalım. Şurası 6, 8, 10'u vermiş olduk. Peki bunun tamamının az önce 21 olduğunu biliyordum ben. 6'sı buraya gitti. Buraya 15 kaldı. Değil mi? 21 sana da güle güle. Çünkü sen tamamın 21'di. Artık buraya 15 kaldı. Şimdi senden ne istiyorum biliyor musun? Şöyle bir yeşil renkle çizdiğim üçgene odaklanmanı istiyorum. Şöyle yeşil renkle çizdiğim. Sadece buna odaklan. Bak benden ne istiyor? Sinüs alfa. Sinüs. Değil mi? Alfa dediği için şuraya bakıyorum. Sinüs neydi sinüs? Hatırlayalım hemen. Kızılderili'den de hatırlayabilirsin. Karşı bölü hipotenüsten gitmen lazım. Yani karşısı nerede? Karşısı burada. Değil mi? Karşı 8. Hocam ben hipotenüsü bilmiyorum. Ya bir aslında az önce anlattım ben. 8, 15, 17 özel üçgeninden gidecek. Hipotenüs de burada 17'dir. 90 karşısında tabii ki hipotenüs olduğunu anımsıyoruz. 8 bölü 17 bizim doğru cevabımızdır. Peki, devam edelim. Bir yeni soru daha var burada. Şurada bir 45 vermiş. 90'ı gördük. AB, BC'ye dikmiş. İşte oranları vermiş. Bunlar da tamam. Peki, şimdi burada sana tavsiyem şöyle buradan bir dikinelim. Sebebi ne biliyor musun? 45, 45, 90 yaratabileyim ben. 45, 45, 90 olsun orası. Değil mi? Şöyle 45, 45, 90'ı vermiş olduk. Evet, şöyle yazalım. Burası da 45. Ne oldu şimdi burası? İkizkenar olmuş oldu. Değil mi? İkizkenarı verdik. Peki hocam, 90'ın karşısı 5 kök 2 ise
Biz 45'leri nasıl bulacağız? Ha, onun için sana ben bir istersen ek bilgi vereyim. Bak şöyle ek bir bilgi verelim. Eğer burada 45 varsa, yani buraya x dersem şurası ne olur? X kök 2 gibi düşünsen bunu, yani x kök 2 diyoruz. Demek ki 90'ın karşısı 5 kök 2 ise o zaman buralar 5 5'miş. Anladın mı? Hani bak ilk 5 5 5 kök 2 gibi onu yaratabilmem lazım burada. Bana bir şey vermiş miydi? Şöyle düşünelim. DC 13'tü. Evet, DC'yi bulduk. AD'yi de verdik. Dikliği şuranın da dik olduğunu varsayarsam 5 12 13 değil mi? 5 12 13 de yapmış olduk. Hemen hemen soru burada çözülmüş gibi oldu. 5 12 13. Peki benden ne istiyor bakalım? Neredeydi? BC bölü AB istiyor. Peki BC nerede? Bakalım. Bak şimdi sana güzel bir şey göstereyim mi? Eğer ben şuraya alfa dersem, aman ha dikkat, bunu arkadaşlarına gösterebilirsin. Bak buraya alfa dedim. Neden? BC dediği yer çünkü burası. AB dediği yer de burası. Yani bu ne yapmış biliyor musun? Bak BC aslında burada komşuyu temsil ediyor. Değil mi? Komşu. AB de bunun tam karşısını temsil ediyor. Komşu bölü karşı resmen kotanjant demektir. Adam bize kotanjantı soruyor. O yüzden kotanjantımız bakalım. Ben gene şöyle bir yeşil rengimi aldım. Şöyle şuradaki üçgene bakmanı istiyorum. Oradaki üçgene bak. Evet arkadaşım, bu resmen komşu bölü karşı demektir. Peki bakalım. 90'ın karşısı hipotenüstü, değil mi? Burası hipotenüs. Şurası karşısı, burası da komşusu. Şurası karşısı. O zaman komşusu 12. Değil mi? Komşu 12. Karşı da buradan 5'tir. Doğru cevabımız 12 bölü 5'tir. Evet, şimdi burada bakayım. 13 vermiş. Açıları vermiş. İkimiz de görüyoruz. Kosinüs alfayı da 12 bölü 13 vermiş. Ha. Bir soruda 12 ile 13 varsa hemen böyle şimşekler 5, 12, 13 çakıyor kafamda. Ama trigonometri sorusunu çözebilmek için dik üçgen lazım demiştik, değil mi? Dik üçgen. Şuradan bir tane dik indirelim. Dik indirdik buradan. Evet, şöyle bakalım. Dikimizi indirdik. Evet. Buradan aşağıya doğru diki indirdik. Şimdi ne oldu? Dik üçgen yarattım şu an. Ben buradan aşağı doğru dik indirince bir dik üçgen yaratmış oldum. Yani sadece şuraya odaklanmanı istiyorum. Çünkü ipucu vermiş bana bak. Adam diyor ki kosinüs 12 bölü 13'müş, değil mi? Kosinüs neydi? Komşu bölü hipotenüstü. Yani 12 bölü 13'tü. Bakalım. Komşu dediği yer zaten şurası 12. Burası komşu. Hipotenüs zaten 13. O hazır vermiş bana. Bu bariz 5, 12, 13 üçgeni. Hepsini yazdık. 5, 12, 13 üçgeni. Peki. Bir de kotanjantı vermiş. Şöyle bir başka bir renk aldım. Kotanjant diyor. Şimdi adam bize kotanjantı 2 vermiş ya. Sen kotanjantın ne olduğunu hatırla. Hatırla. Tanjantın tersiydi. Yani komşu bölü karşı demiş olduk. Şimdi bak. Artık pembe ile işaretlediğim yere bak. Şimdi komşu, yani bura bilmiyorum. Orayı bilmiyorum. Ama karşıyı biliyorum bak. Karşı gördün mü? Bak şu açının karşısında 5 var. Orayı biliyorum. Eşittir 2'ymiş. Zaten adam 2 vermiş. Buran demek ki 10 oldu. Değil mi? Yani onu 5'e bölünce geliyor. Demek ki burası 10'dur. Onu da bulmuş olduk. Komple de 22'dir. Değil mi? 12 burada, 10 burada. Komple 22. Zannedersem bana ne demiş? Alanı sormuş. Alan neydi? Taban çarpı yükseklik bölü 2. Taban dediği şöyle, yani ABC üçgen dediği için büyük üçgene bakıyorum. Şöyle ABC üçgen dediği için şuna bakmam lazım. ABC. Taban 22. Yükseklik 5 bölü 2'den
Zaten bununla bu sadeleşiyor. 11 kaldı. Çarptığımızda da 55 gelmiş oluyor. 55. Değil mi? Nereden neler bulduk yani? Peki bir sonraki sorumuza bakalım. Bunu da yaptık. Şimdi şöyle ben bir soruyu inceleyeyim. 5 var, 3 var. Bakalım neler diyor. Eşkenar üçgen diyor. Eşkenar hemen acıma. 60'ı yapıştır. Değil mi? Burada da 60 var. Yukarıda tamam 60. Eşkenarı yapıştırdık. ABC eşkenarmış. BD'ye 5 demiş. 3 demiş. İstersen şuradan bak aşağıya bir tane dik indirelim. Değil mi? Dikimizi indirdik. Dike. Şimdi eşkenar üçgende. Bak, değil mi? Hani 60 60 60 ya. Eşkenarda onu da yazalım. Eşkenar üçgende aşağıya şöyle bir dik indiğimiz zaman şuralar şöyle eşit oluyor. Yani tamamı 8 ya. Değil mi? Tamamı 8 ya. Orada ne yapacaksın? 4 4 ayıracaksın. Yani şurası 4. Buraya da 1 vermen lazım. Şu 5'in üzerine çizeyim sen kafan karışmasın diye. 4 4 oldu bak. Yani buraya o yüzden 1 yazdım. Sırf 4'ü tamamlasın diye. Burada mecbur 30 oldu. Hani 90, 60, 30 oldu. 180 tamamlaması için. Şimdi düşünelim benden ne istiyor? Sekant alfayı istiyor. Tamam sorun değil. Şöyle sana 30, 60, 90 hatırlatayım. 30'un karşısı x ise 90'ın karşısı 2x'tir. 60'ın karşısı da x kök 3'tür. Tamam mı? Bu aklında olsun. Şimdi bana yardımcı ol. 30'un karşısı 4 ise 60'ın karşısı 4 kök 3'tür. Bak şurası değil mi? Şöyle şurası bak 30'un karşısı 4 ise 60'ın karşısı 4 kök 3'tür. Burayı bulduk. Burayı. Peki o zaman sanki her şey yavaş yavaş çıkıyor gibi. Hocam şu yeşille taradığın yeri bir dışarı çeker misin bir rahat görelim. Hadi çekeyim senin için. Şurada 1 var. Burada 4 kök 3 var. Burada da ne vardı? Alfa vardı. Şimdi burayı bulmak istiyorum. Tabii Pisagor yapacağım tabii ki. Yani oraya A dersek. A'nın karesi eşittir. 4 kök 3'ün karesi artı 1'in karesinden. Burası 48. Bir daha 49 yaptı. Kimin karesi? 7. Demek ki 7'ymiş burası. Şurası 7 geldi. Şurayı sildik. Evet. Burası bu şekilde 7 geldi. Orayı da bulduk. Artık her şey belli. Değil mi? Her şey belli. Sekant neydi sekant? Sekant hatırlarsan değil mi? 1 bölü kostu. Yani 1 bölü kostu. Peki kos neydi? Kos. Komşu bölü hipotenüs. Bak. Şöyle dik koyalım da. Komşu bölü hipotenüs. Ters çevir. Hipotenüs bölü komşu. He, o zaman bitti. Bak şimdi. Hipotenüs demek 90'ın karşısı demek değil mi? Şöyle başka renk alayım. 90'ın karşısı olduğu için bura hipotenüstür 7. Komşum da zaten 1. Değil mi? Bunları karıştırmıyorsun değil mi? 90'ın karşısı hipotenüs. Burası komşu. Açının karşı zaten. Karşı diyerek fazla da hocam kasmayalım. Cevap zaten 7 gelmiş oldu. 7. Peki sıradaki sorumuzu inceleyelim. Sıradaki sorumuz sanki bir dik üçgen çizersem çıkacak gibi. Hemen şöyle hatta dik üçgen çizdim. Değil mi? Şuraya alfayı yapıştırdım. Tanjantın ne olduğunu hatırlayalım. Karşı şöyle yazalım. Karşı bölü değil mi? Komşu. Karşı bölü komşu neymiş? Eşittir. 1 bölü 2 olarak karşımıza çıktı. Karşı. Şimdi karşı dediği için karşıya 1 komşu 2 yazdım. Bunun karesi artı bunun karesini kök içerisine aldığımda da burası da kök 5 gelmiş oldu. Sekantı bulalım. Sekant hatırlarsan 1 bölü kostu. Bu sefer değişik bir şey yapalım. Kosu bulalım.
Değil mi? Kos neydi? Komşu bölü hipotenüstü bizim burada kosinüsümüz. Komşu bölü hipotenüs. Bakalım. Komşumuz 2. Hipotenüsümüz de kök 5. O zaman burada artık ben kosinüs yerine 2 bölü kök 5 yazabilirim. Ters çevirip çarptığında da kök 5 bölü 2 seni direkt cevabı atacaktır. Kolay değil mi bunlar? Dik üçgen çizerek üstesinden gelmiş oluyorsun. Peki şimdi hocam yavaş yavaş şöyle güzel sorularla pişiyoruz. Kendimizi yoğuruyoruz. Bir önceki videoda yönlü açıları öğrenmiştik. Bu videoda da sinüsü, tanjantı, kosinüsü tanımıştık. 90 var, 45 var. Bakalım nasıl bir yol alacağız. Şuraya da şurası 45 tabii ki. Gene bahsetmekte fayda görüyorum. Şöyle. Burası x, burası x ise burası x kök 2 diye seninle konuşmuştuk. Bak burada 45 ya. He. 90'ın karşısı. Bak. Sanki burasıymış gibi düşün. 10 kök 2 ise demek ki buralar 10'a 10'dur. Demek ki bura 10. Burada 10. Yani buraya 4 kalıyor. Değil mi? Hani 6 burada çünkü 4 kalmış oluyor. Hocam benden ne istiyor? Oho, çok basit bir soru. Çok basit oldu. Ama ne yapalım? Hepimizin rahat görebilmesi için bak şuradaki üçgene odaklan. Şuna odaklan. Şöyle değil mi? Hatta senin için dışarı çektim onu. Şurada dik var. Burada 10 var. Burada 4 var. Burada da alfa var. Ne diyor bana? Tanjantı bul diyor. Tanjant nedir tanjant? Hemen şöyle bakalım. Karşı bölü komşu. Yani karşısında hocam 10 var. Komşuda da 4 var. Sadeleştirdiğimizde de yani 2'ye böldüğümüzde de bu 5 bölü 2 diye karşımıza çıktı. Ne yapmış olduk? Geldik. Bakalım sırada hangi sorumuz var? Şimdi son sorumuz. Bakalım burada bize Paraf Akademi nasıl bir soru sormuş? Şimdi DE'yi 10 vermiş. Tamam, gördük onu. Alfayı vermiş, teta'yı vermiş. Bu da tamam. Sinüs alfa, ha alfa dediği için şuraya odaklanalım. Şuraya. Alfaya bakacağım sonuçta. Sinüs karşı. Şöyle yapalım. Karşı bölü hipotenüs 4 bölü 5'miş değil mi? Karşı bölü hipotenüs. Bakalım şimdi o zaman. Hatta 4K'ya 5K diyeyim. Şimdi karşısı, bak şurası değil mi? Tam karşısı. 4'ün katı. Hipotenüs de, yani 90'ın karşısı da 5'in katı. Bu aslında 5'in katı. 5'in katı. Eşittir şurada. 5'in katı. Demek ki 5'in katı burada bize 10'u attığına göre. Değil mi? Şurası 5'in katı ya. Eşittir'i bir türlü koyamadık. Şurası demek ki 2 katı. O zaman burası da 2 katı olacak. Şöyle yapalım. Evet. O zaman burası da 2 katı. Bu resmen 6, 8, 10 üçgeni. 6, 8, 10 üçgeni vermiş olduk. Güzel. Orası iyi oldu. Tabii dikdörtgenin kuralı gereği burası 6 ise buranın da 6 olması lazım. O da tamamdır. Onu da hallettik. Peki benden ne istiyor? Kosekant kök 5 demiş bana. Kosekant kök 5. Kosekant hatırlarsan 1 bölü sinüstü. 1 bölü sinüs. Peki sinüs neydi? 1 bölü sinüs yapmıştık ama bakalım orada şuraya göre çözeceğiz şimdi. Şöyle hemen ben sana sinüsü tekrar hatırlatayım. Bu sefer hangi üçgene bakacağız? Sağ taraftaki üçgene. Şuraya. Şuraya bakacağız şimdi. Değil mi? Şimdi buranın kök 5 çıkabilmesi için. Bak, kök 5 çıkabilmesi için kosekantı kök 5 vermiş adam bize. Demek ki buranın 3 olması lazım ama nasıl buldun Gürkan hocam? Öyle hemen biz nasıl diye niye bulamıyoruz? Sana küçük bir bilgi vereyim mi? Kosekantı kök 5 demiş. Bak şimdi vereceğim. Ben yazdım oraya. Biliyorum. Yani, hocam nasıl buldun hemen? Diyeceksin ama ben sana hemen aktarayım. Önce sinüsün ne olduğunu bahsedelim. Sonra ben sana şu pembe yazdıklarımı aktaracağım. Sinüs hatırlarsan
karşı bölü hipotenüstü, değil mi? Karşı bölü hipotenüstü. Şimdi bakıyorum karşıda burada 3 var. Hipotenüste 3 kök 5 var. Ters çevirip çarpınca zaten bunlar sadeleşiyor ya. Kök 5 şartı sağladı. Değil mi? Kök 5 şartını sağladı burada. Peki hocam sen direkt buraya 3 ile 3 kök 5 yazdın ama onu nasıl buldun dersen hadi sana buraya bir pratik yol daha verelim. Bir pratik yol. Mesela burası diyelim ki 7. Burası diyelim ki 2 katı. O zaman bu bunun kök 5 katıdır bak her zaman. Pisagora bile girmeyebilirsin. Oradan hemen uyandım. Kök 5 gördüm ya. 3 ile 3 kök 5 olmalı çünkü 6 odaklı burası. Onu da buradan bulmuş olduk. Hocam soruda bizden ne istiyor? Alan ABCD. Dikdörtgenin alanı hepimizin bildiği gibi kısa kenar. Alan diyelim. Kısa kenar çarpı ne oldu burası da? Uzun kenardan 66 C şıkkı gelmiş oldu. Peki arkadaşım günü şöyle bir toparlayalım. Bir önceki videoda yönün açıları çok iyi öğrendin. Zaten yazmışsın yazılarını. Anladım çok iyi anladığını. Bu videoda da tanjantın, işte sinüsün, kosinüsün, kotanjantın, hatta kosekantın ve sekantın da ne olduğunu öğrenip sorularla biraz kendimizi pekiştirdik. İyi de gidiyorsun. Bir sonraki videoda da ne yapacağız? Seninle görüşeceğiz. O zamana kadar çalışmalara devam.